Mutlu olmak ve özel hissetmek her birimizin isteği muhakkak. Şimdi burçları nasıl mutlu edebiliriz? Güneş burçlarına göre onlara nasıl yaklaşırsak aramızdaki buzları eritebiliriz'in astrolojik şifrelerini paylaşacağız sizlerle. Güneşin çocukları, Mars'ın yükselen enerjisini ruhlarında taşıyan koç burçları daima sevildiklerini duymak isterler. Kırgınlıkları da, kızgınlıkları da oldukça şiddetli olacağından onlara yaklaşırken sevginizi açıkça ifade etmek, hata yaptığınızın bilincinde olduğunu söz ve yaklaşımlarınıza yansıtmak, onun mutlu olmasına ve yaşanan gerginlikleri unutmasına yardımcı olacaktır. Ve Venüs'ün çocukları boğalar. Onlar duygu insanıdır. Sevdikleri ve güvendikleri insanla aralarında problem olmasına dayanamazlar. Ona uzak kaldıysanız, konuşmayarak bir şeyleri anlamasını zannediyorsanız çok beklersiniz. Konuşmalı, anlatmalı, onu yapmadığı şeylerle suçlamadan, kafasında soru işareti yaratmadan tüm kalbinizi kırıldığınız veya size yanlış gelen şeyleri onunla paylaşmalısınız. Boğayı mutlu etmenin en güzel yolu ona güzel bir kahvaltı veya akşam yemeği hazırlamak. Sizinle baş başa geçireceği her an onun için mutluluk vericidir. Sevdiğiniz bir filmi birlikte izleyebilir, onun ilgi alanlarına yönelik merak duyduğu konularla ilgili söylem ve küçük hediyeler alabilirsiniz. Ve Merkür'ün çocukları ikizler. Onlar duygusal gelgitleri oldukça yüksek insanlar oldukları için son söyleyeceklerini başta söyleyip ilişkilerde gerginliklere yol açsalar da niyetleri ve kalpleri temizdir. İkizler insanını kızdırdıysanız, onun üzülmesine sebebiyet verdiyseniz, elektronik eşyalara olan düşkünlüğü onu mutlaka zayıf noktasından yakalamanız açısından fayda sağlayacak size. Sevdiği ve kullandığı bilgisayar ve telefon aksesuarıyla onu mutlu etmeniz mümkün. Ve yaşanan tartışmaları tekrar tekrar ifade etmek yerine bu olay yaşandı, bitti, anda kalalım demeniz ikizleri mutlu etmeye yetecektir. Ve zodyağın en duygusal kişileri yengeçler. Yengeçler aşırı derecede alıngan, kırılgan yapılarından dolayı sadece ilişkilerde değil, çevrelerinde yaşanan olaylardan bile etkilenip umutsuzluğa, mutsuzluğa kolaylıkla sürüklenebilirler. Yengeç insanını anladığınızı hissettirmek, konuşmaya başlamadan onu dinleme arzunuzu ifade etmek onu mutlu kılacaktır. Ayrıca bir yengeç renklerden çok fazla hoşlanacağı için üzerinde veya evinde kullanacağı renkli bir süs eşyası, giyim tarzına uygun bir hediye onu fazlasıyla mutlu kılabilir. Ve aslanlar, aslan insanları sevgilerinde çok cömertken öfkeleri de oldukça şiddetli olabilir. Bir aslanı asla kıskandırmaya kalkmamalısınız. Aslan kıskandığında agresifleşecek, size olan sevgisini yok sayma noktasına kadar gelebilecektir. Aslanı üzdüyseniz, kırdıysanız, onun ilgi duyduğu spor dalları ile ilgili bir şeyler öğrenmeli ve bu dallarla ilgili ona hediyeler, materyaller hazırlayıp sunmalısınız. Ve ayrıca pişmanlığınızı gözlerinizle ve kalbinizle ona yansıttığınızda ekstra bir şey yapmadan onu mutlu olmanızı sağlayabilirsiniz. Ve sevgili başaklar, onlar Merkür'ün analitik zekasıyla kızdıklarında, öfkelendiklerinde, kendilerini de, sevdiklerini de cezalandırır tarzda yaklaşımlarda bulunmaktan alıkoyamazlar kendilerini. Duygusal zekalarına hitap edecek, onların ilgi alanlarına yönelik konularla karşılarına getireceğiniz her türlü hediye, ister küçük ister büyük olsun, onları çok mutlu edecektir. Başak insanıyla iyi geçinmek istiyorsanız onun analitik zekasına saygı duyduğunuzu ifade etmeli, onun takıntılarının üzerine gidip mutsuzluğuna sebebiyet verecek yaklaşımlardan uzak durmayı seçmelisiniz. Ve Venüs'ün çocukları teraziler, onlar Venüs'ün aşka aşık insanları. Yüksek sesten asla hoşlanmayan bir teraziyi bağırıp çağırarak yola getirebilmeniz mümkün değildir. Bu onun sizden uzaklaşmasına, hatta sizinle iletişim kurmamasına sebebiyet verecektir.
Terazi insanı üzerinde kullanacağı takı ve aksesuarlardan, giyimini tamamlayacak materyallerden oldukça hoşlanır. Bu tarz bir hediye ile terazi insanını mutlu edebilir, sevginizi ona cömertçe yapacağınız jestlerle sunduğunuzda ilişkinizdeki buzları da eritebilirsiniz. Ve zodyağın gizemli çocukları akrepler, onlar gözleriyle konuşurlar. Bir akrebe asla yalan söyleyemez ve onun arkasından iş çeviremezsiniz. Mutlaka güçlü içgüdüleri sayesinde sizi yakalayacak, doğru söylemenizi bekleyecek, söylemediğinizde ise tamamen sizden uzaklaşacaktır. Akreple ilişkinizi dengelemek, mutluluğunuzu korumak istiyorsanız, hayatınızın merkezinde ve önceliğinizin o olduğunu her türlü yaklaşımınızla yansıtmalısınız. Akrebin ilgi duyduğu konularla alakalı bilgi almak, onun size güvenip kendisini tanıtma fırsatı verdiğinde gerçekleşecektir. O yüzden bir akrebi iyi dinlemeli, söylediklerine önem vermeli, o konuşurken, o bir şeyleri anlatırken asla sözünü kesmemelisiniz. Ve Jüpiter'in çocukları yaylar. Onlar inişli çıkışlı duyguları, heyecanlı yapılarıyla hayatın içerisindeki yolculuklarında mutlaka fark edilir kişilerdir. Renkli giyinme tarzından hoşlanır, orijinal olan, başkalarında olmayan aksesuarları ev, iş yeri, güzelleri ve arabalarında kullanmaktan memnuniyet duyarlar. Özellikle araba ve otomotivle ilgili konulara merakı olan bir yay ile birlikteyseniz, bu anlamda hediyeler onu mutlu etmeye yetecektir. Bir yay insanıyla bilmediğiniz bir konuda inatlaşmak, ona ön yargılı davranmak, onun mutsuzluğunu tetikleyeceğinden onu anlamaya çalışmak, aynı fikirlerde olsanız dahi ortak noktalarda buluşmak mutluluğunuzun anahtarı olabilir. Ve Satürn'ün ciddiyetini ruhlarında taşıyan oğlaklar kolay kolay beğenmez, kolay kolay sevmezler. Ama sevdiklerinde tam seven, beğendiklerinde maddiyata önem vermeden merkeze alan kişilerdir. Oğlaklar söylemlerinin dışında hareket edildiğinde, sırların deşifre edildiğinde inanılmaz derecede agresif ve mutsuz olabilirler. Bir oğlak insanı ile birlikteyseniz onun mahrem gördüğü konularda dikkati elden bırakmayıp aynı özeni göstermelisiniz. Oğlakla tartıştığınızda ona kendi ellerinizle hazırlayacağınız bir sunum, bir ev yemeği veya sevdiği meyvelerden oluşan bir tabakla gittiğinizde mutlu olması ve size olan kızgınlığını unutması muhtemeldir. Ve Uranüs'ün çılgın çocukları kovalar. Onlar son derece enerjik, sosyal, duyarlı, dünyanın her yerinde olan olayları takip eden, bununla sevinen ve hassasiyet gösteren kişileridir. Bir kova ile birlikteyseniz onun sosyal hayatına asla ve asla müdahale etmemeli, onun sosyal hayatının bir parçası olmaya gayret göstermelisiniz. Kova insanı elektronik eşyalar, teknoloji ile ilgili merakından dolayı kendini geliştirip eğitebileceği her şeyden memnuniyet duyacaktır. Ona bu anlamda alacağınız bir hediye mutlu olmasına yeter ve bir kovayı asla sınırlandırmaya kalkmamalı, onun özel alanlarına saygı duyup mutluluğu için fedakarlık yaptığınızı açıkça ortaya koymalısınız. Yine zodyağın en duygusal burçlarından biri balıklar. Onlar daima kendilerini özel ve değerli hissettirilmesinden hoşlanan, sevgilerini cömertçe ortaya koyan yapıdadırlar. Özellikle balıklar dış görünüşlerine önem verdiklerinden birbiriyle uyumlu renkler, özellikle morlar, turkuazlarla hazırlanmış aksesuarlar ve giyim eşyalarından fazlasıyla hoşlanıp mutlu olabilirler. Ama bir balığı mutlu etmek için seni seviyorum'u tüm kalbinizle söylemeniz yeterli olacaktır. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.